Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motifimizi çalışacağız. Motifimizi ortadan başlayarak örmeye başlıyoruz. Şöyle görelim ve e, bakın bir sırada zeminimiz bir sırada trabzanlarımız bir sırada zemin bir sırada trabzanlarımız olmak üzere motifimizi dilediğimiz kadar örerek büyütüyoruz. Dilerseniz tek parça halinde de tamamlayabilirsiniz. Büyük bir battaniye örebiliriz. Şurada görüyoruz. Bakınız zeminimizi farklı siyah renkle ördüm. Yukarıdaki trabzanlarımı ise pembe ile ördüm. Dilerseniz bütün e, motifimizin sıralarında aynı işlemi tekrar edebilirsiniz. Zeminimizi farklı renk, üstteki trabzanı farklı renk örebilirsiniz. Evet şimdi çalışmaya başlayalım. Farklı bir e, şekilde 6 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 1. zincir içerisine giriyorum ve bir tane halka yapıyorum. Kapadım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doladıktan sonra halkamın içerisine giriyorum. 1 2 defa da kapatıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Tamın başını doluyorum bir trabzan bir zincir bir defa doluyorum bir iki defa da çektiğim trabzanı örüyorum ve toplamda 8 trabzan olana kadar işlemimi tekrar ediyorum araya bir zincir bir defa başını doluyorum iki defa da çekiyorum bir zincir halkamızın içerisine girerek trabzanı örüyorum sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 toplamda bakın 8 tane trabzanımız oldu bir zincirimi çekiyorum başlangıçta 5 zincir çekmiştim şöyle sıkıştıralım ipimizi de bakınız başlangıç ipine sıkıştırıyorum 5 zincirimin dördüncüye denk gelen yerine batıyorum ve bir tane göbek halkamızı bu şekilde oluşturuyoruz ve hemen içini doldurmaya başlıyorum Araya giriyorum. Şu kısma bakınız. Batıyorum. Aynı renkle devam ediyorum. 1 2 2 zincirimi çektim Bir doldurmaya başlıyorum. 2 zincirimizle birlikte 2 oldu. 3 4 5 6 6 tane trabzanı ördüm. Hemen yanındaki bakınız bir zincirin bulunduğu noktaya gelerek 6 trabzan sonrası batıyorum ve kapatıyorum. Bir sonraki trabzanımızın bakınız ikisinin arasına bir zincir çektiğimiz yere ise tığımın başını doluyorum. 6 tane trabzanım örüyorum. Köşelerimizi oluşturuyoruz bu şekilde. 2 3 ipimizi yarımlamayalım. 3 4 5 ve 6 6 trabzanı ördüm ikinci köşemi tamamladım hemen yanındaki bir zincirin bulunduğu noktaya direkt batıyorum ve kapatıyorum şöyle görelim yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz tığımızın başını bir defa dolayarak sıradaki yere giriyorum 6 tane trabzanım örüyorum 2 3 4 5 ve 6 hemen yanındaki bir zincirin olduğu yere direkt batıyorum bakın trabzanımdan direkt iniyorum 3 tane köşemi oluşturdum şimdi şuradaki görmüş olduğumuz sıradaki bir zincirin olduğu yere tekrar 6 trabzanımızı örelim Evet altı trabzanımı ördüm hemen bir sonraki boşluğumun içerisine gelerek batıyorum 8 tane trabzan örmüştük bakınız dört tanesini trabzan olarak ördük diğer dördüne ise sadece batma şekliyle köşelerimizi ve motifimizin en temel orta göbek kısmını oluşturdum şimdi bakınız battım bir zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan renk değişikliğimi yapmak için kesiyorum kapatıyorum şöyle görelim bakınız ortamızı oluşturduk. Bakınız diğerinde zemini farklı renkte. Trabzanların olduğu bölümü farklı renkte örmüştüm. Her ikisini aynı renklerle öreceğiz. Bu şimdiki çalışacağımız motifimizde. Evet şimdi sarımızın bulunduğu yerdeki işlemimizi yapmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü attım. Hemen göbek kısmını hazırlamıştık. Elimi alıyorum. Kopardığımız yerden başlamamız şart değil. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Evet şimdi tam 6 tane trabzanımız vardı. Bakınız 6 trabzanımızın tam ortasına gelerek batıyorum. Bakınız 3 sağda 3 solda tam ortaya gelerek batıyorum. Buraya kendimi sabitliyorum. Tekrar bir daha batıyorum. Evet buraya kendimizi sabitledik. Tığımın başını bir defa doluyorum. Aradaki sık iğne ile batmış olduğumuz yerin içerisine geliyorum. 1, 2, bir defa başını doladım. 2 defa da ördüm. trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek 1 2. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. Tekrar 2 zincir tığımın başını doluyorum. 1 2. Toplamda 4 tane trabzanımı örüyorum. Bakınız. 1 2 3 4. 3 tane yuvamızı hazırladık. Şimdi herhangi bir şekilde zincirimi çekmeden 3 tane trabzan, 3 tane trabzan şeklinde tam ortadan ikiye bölerek tepe noktasına gelip batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki bakınız batmış olduğumuz yerin içerisine girerek sadece sık iğne ile battığımız biraz önceki şu aradaki kısma bir trabzan, 2 zincir, tekrar trabzan 2 zincir aynı yere trabzanımızı 2 zincirimizi bir tane daha trabzanımızı toplamda 4 tane trabzanımızı yeniden örüyoruz ve 3 3 ayırıyorum şöyle 1 2 3 bakınız 1 2 3 tam ortaya girerek bir tane sık iğne ile atıyorum tığımın başında oluyorum bir önceki sırada sık iğne olarak ördüğüm yerin içerisine girerek 4 tane trabzan her birinin arasına ise ikişer zincirimizi çekerek ilerliyoruz. 2 zincir tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum tam ortaya geliyorum 3 3 ayırıyoruz 1 2 3 1 2 3 bakınız ve son köşemizi yine trabzanlarla örelim. Son köşemizin trabzanlarını ve zincirlerini de çektikten sonra motifimizin bakınız ikinci renginin ilk sırası bu şekilde ördüm. Şimdi başlangıçtaki sık iğnemin olduğu yere gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde tığımın başını dolayarak hemen ilk iki zincirin içerisine girerek altı tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı trabzanım ördüm. Hemen yanındaki iki zincirin içerisine girerek sadece sık iğne ile batıyorum. Diğer yuvanın içerisine tekrar 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımızı örerek tamamladım. Aradaki alt sıradaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir tane daha sık iğne örüyorum tığımın başını doluyorum. 2 zincir çektiğim yuvaya 6 trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 Hemen aradaki 2 zincir içerisine sık iğne. Tekrar diğerine 6 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde 4 köşemizin 4'ünü de örerek Şurada buluşalım, bakınız başlangıç noktasında buluşalım, köşelerimiz tamamlanmış olsun. Evet, bütün köşelerimizi tamamladık, bakınız artma işlemimiz yapılmış oldu. Şimdi başlangıçtaki sık iğnemize batarak ipimize bir tane de zinciri çekip bu rengimizi keselim. Motifimizdeki ikinci rengimizi ve ikinci sıramızda bu şekilde tamamladık sıra grubumuzu. Önce zincirlerden yuvamız sonra üzerinde trabzanlarımızı ördük. İkinci rengimizi tamamladık. Şimdi 3 üçüncü rengimle örmeye başlıyorum. Bir zincirimi çekerek düğümümü attım. Şimdi her iki grupların ortasındaki yerden başlayalım. Bakınız şuradan başlıyorum. Batıyorum. Aralığa köşe aralarına. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekip tığımın başında doluyorum. Aynı yere batarak bir tane yuvamı buraya hazırlıyorum bakınız bir yuva hazırladım şimdi iki tane bakınız motifimizin arasında şu ortadaki yere sık iğne ile batmıştık buraya buradaki kurmuş olduğumuz gibi dört tane trabzanımız iki zincirimiz çekerek üç tane yuvayı tam her iki motifimizin arasına kuracağız yani iki trabzanlarımızın arasına kuracağız diğer aradaki bölüme ise bir tane yuva hazırlayacağız şimdi Trabzanımı ördükten sonra 3-3 tam tepe noktasına batıyorum, tığımın başını doluyorum, araya giriyorum, modelimin arasına bir trabzan, iki zincir. Tekrar ikinci trabzanım, iki zincirim, trabzanım, iki zincirim. Dördüncü trabzanımı ördüm. 3 tane yuvayı hazırladım. Bakınız aynı buradaki görmüş olduğumuz gibi bir alt sıranın hemen üzerine yuvamızı kurdum. 3-3 ayırıp tepe noktasına batıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzan arasındaki sık iğneli bölüme ise bir tane yuva kuruyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Bir trabzan, bir iki zincir. Aynı yere batıyorum. Bir tane yuva. Tığımın başını dolamadan hemen üç üç ayırıp batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Bakınız tam buradaki yuvamızın hemen üzerine. 2 zincir. Tekrar 2. trabzanım. 2 zincirim arasına 3. trabzanımı 2 zincirlerimi çektim. 4. trabzanımı da ördüm. 3-3 ayırıyorum. 1-2-3 batıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Ara noktaya girerek bir trabzan, iki zincir, sadece üç e, yuvayı köşelerimizin bulunduğu noktaya yapıyoruz. Diğer aralarına motifimiz büyüdükçe e, fark edeceğiz. Bir tane olacak. Diğer ise köşelerde ise bakınız 3 tane yuvayı yani 4 trabzanımızı kuracağız. Evet şimdi başlangıç yerimize kadar örerek ilerleyelim. Evet, zeminimizi hazırladık. Dört köşelerimize yuvalarımızı kurduk. Araya birer tane yuvamızı kurduk ve ilk yuvamızın olduğu yere 1 2 3 üçüncü zincirimin tepesine gelerek batıyorum. Göz kararı şöyle kenara uygun bir yere batabilirsiniz. Hemen şu şekilde geçişimi yaptım. Hemen yuvamın içerisine giriyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Toplamda zincirimle birlikte 6 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı buraya ördüm. Bakınız şu şekilde. Trabzan sayım tamam olduktan sonra bir aşağı sırada 3 3 ayırmıştık bakınız. Hemen onun üzerine gelerek baktığımız yeri yine bir sık iğne yapıyorum taban başında doluyorum. İlk yuvaya 6 trabzan 1 2 3 4 5 6 Ortaya sadece sık iğne. Kenara yine 6 tane tırabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 köşemizi ördük şimdi hemen bakın alttaki ayırdığımız yere sık iğne bir tane sık iğne tekrar başını doluyorum tek yuvanın içerisine 6 trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 ve 6 yanına batıyorum Tekrar köşemdeyim. 6 tane trabzanımız şuradaki gibi. Hemen yanındakine sık iğne. Tekrar 6 trabzan örerek tamamlayalım. Motifimizi, aradaki artışlarımızı ve köşelerimizi yaparak tamamladık. Bakınız tek V'nin olduğu yerlerde artışımız oluyor. Köşelerde ise şöyle görmüş olduğumuz 4 trabzan çekerek 3 tane yuvamızı hazırlıyoruz. Ve istediğimiz ölçü gelene kadar rengarenk ya da dilediğimiz birkaç renkle örüyoruz. Şimdi en son trabzanımı ördükten sonra aradaki sık iğneye batıyorum ve başlangıçtaki 3 zincir çektiğim yerin tepe noktasına geliyorum yine ilmeğimi geçiriyorum bir zincirimi çekerek motifimi burada tamamlıyorum yeniden renk değişikliği ile istediğimiz kadar örerek büyütüyoruz Evet bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik şöyle görelim hepsini farklı farklı bakınız çalışabiliriz İpleri daha sonrasında isterseniz her renk sonrasında içine alabileceğimiz gibi daha sonra da toparlayabilirsiniz. Şöyle görelim bakınız. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.